Merhaba, bugün sizlerle karpuzlu limonata yapacağız. Önce karpuz suyunu hazırlayarak başlıyoruz. Blender'da 1 litre kadar karpuz suyu oluşturacağız. Dondurma kaşığıyla blender'a karpuzları alıyoruz. Çekirdeklerini de mutlaka ayıklıyoruz. Blender'dan karpuzu geçirdikten sonra seviyesi biraz azalıyor. Üzerine tekrar ekliyoruz. Toplamda 1 litre kadar karpuz suyumuz olacak. Eğer aldığınız karpuz tatsız çıkmışsa hemen bu tarifi deneyebilirsiniz. Hem tadıyla hem görüntüsüyle sofrada göz dolduracak bir tarif olacak. Blender'ı tekrar çalıştırıyorum. Benim blender'ım 1 litre kadar sıvı alıyor. Üzerine de 3 tane limon suyu ekliyoruz. Kabuklarını bu tarifte eklemiyoruz. Çok daha pratik oluyor. Ama daha yoğun bir limon tadı gelsin istiyorsanız kabuklarını da ekleyebilirsiniz. Karpuz suyunu hazırladıktan ve üzerine limon ekledikten sonra süzgeçten geçiriyoruz. Bir kaşık yardımıyla ezerek suyun aşağı inmesini sağlıyoruz. Benim aldığım bu karpuz oldukça lezzetli bir karpuzdu. O yüzden ben bu tarifte şeker kullanmadım. Aldığınız karpuzun tadına göre ve kendi damak tadınıza göre şeker ekleyebilirsiniz. Ama karpuz ve limonun oluşturduğu karışım bana oldukça şekerli geldi. Lütfen bu aşamada siz tadına bakın. Eğer şekersiz geldiyse kendi damak tadınıza göre şeker eklemeyi ihmal etmeyin. Bu arada limonun da posalarını ekleyebilirsiniz lezzet katar. Rengi çok güzel olan bir karışım çıkıyor ortaya. Sürahinin dibine 20 tane kadar orta boy buz kalıbı ekliyoruz. Üzerine karışımı döküyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Çok güzel bir renk çıktı ortaya. Tadı da emin olun sizi şaşırtacak. Biliyorsunuz bu içeceklerde soğuk içmemiz gerekiyor. Lezzeti tadı daha da oturmuş oluyor o zaman. Yapımı çok çok kolay hem de çok gösterişli bir içecek. Umarım denersiniz ve fikirlerinizi aşağıda yazarsınız. Tarifleri kaydetmeyi, abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zile dokunmayı unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.